Gençliğin gözyaşları. Merhabalar arkadaşlarım. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. 12. ünitemizin 27. köşe taşında kalmıştık. Denklem çözeceğiz arkadaşlarım. Çözüm kümesi nedir diye soruyor. Şimdi bunu iki yolla çözebilirsiniz. Birinci yol korsan yöntem. Yani şıkları yerine yazıp hangisi sağlıyor diye bakıp çözebilirsiniz dostlarım. Ya da normal denklem çözme yapacağım ben şimdi. Şöyle yapacağım dostlar. Şu e kare çarpı x'i bir sağ tarafa atalım ilk önce. Şöyle olsun. X üzeri ln x eşittir. E kare çarpı x diye bir yazalım. Bir başlangıcı böyle yapalım. Sonra her iki tarafında ln'ini alacağım arkadaşlar. Yani logaritma n tabanında yazacağım. Her e tabanında yazdım. Logaritma e tabanında. Bakın burası ne oldu? Ln x üstünde bir daha ln x var. Yani şu kuvvet durumuna geçti ki başa atabiliyorduk bunu dostlarım. Şöyle yazılacak yani. Ln x çarpı ln x oldu burası. Eşittir. Şurada da ln e kare çarpı x. Çarpım durumundakileri de şöyle yazıyordum. Ln e kare artı ln x diye de burayı yazdım. Şimdi ln x denilen ifadeye a dediğimi düşünün. Ln x eşittir a olsun. Değişken değiştirme yapıyorum dostlar. Burası bakın a çarpı a yani a kare eşittir. Şu kısım 2'yi başa aldığınızda ln e geliyor ki ln e 1'dir. Sadece 2 kalıyor. 2 artı buraya da a demiştik dostlar. 2 artı a. Hadi hepsini bu tarafa toplayalım. A kare eksi a eksi 2 eşittir 0 oldu. Çarpanlarını ayırıyorum. Eksi 2'ye 1 diye ayırdım. Demek ki a eşittir buradan bir 2 gelecek. A eşittir bir de eksi 1 gelecek dostum. Şimdi a diye biz neye demiştik? Ln x'e yani logaritma e tabanında x'e 2 dedik. Hadi gaddarlık özelliğini kullanalım. X eşittir e kare geldi. Bakın birinci kökü buldum. E kare. Yine logaritma e tabanında x'i eksi 1 bulduk. Gaddarlık özelliğinden x eşittir e üzeri eksi 1 yani 1 bölü e. Bir de 1 bölü e bulduk dostlarım. E kare ile 1 bölü e. Adana şıkkında mevcut, cevabımız Adana geldi. Ve geçtim hemen ikinci sorumuza. Bakalım burada ne yapacağız şimdi. Şimdi şurası önce bir şöyle bir ayıralım bunu arkadaşlarım. Bakın yukarıda toplama varsa üstlü sayılarda ne yapıyorum ben? X üzeri eksi 1. Çarpı x üzeri logaritma 5 tabanında x diye yazdım bunu arkadaşlarım. Bu şekilde bir ayırdım bunu ilk etapta. Şimdi başka ne yapalım? Eşittir 25 var bir de burada. Şurayı da 25 diye yazalım. Şimdi gelin 5 tabanında x var ya arkadaşlarım. Biz burada her tarafın 5 tabanında x'ini alalım dostlar. Şöyle bir şey olacak. Logaritma 5 tabanında yazacağım burayı. 5 tabanında. Şurası x üzeri eksi 1 olacak dostum. X üzeri eksi 1. Çarpım durumunda olduğu için araya artı girecek. Logaritma 5 tabanında x. Üstünde de bir daha logaritma 5 tabanında x gelecek. Eşittir. Burası da logaritma 5 tabanında 25 diye yazıldı. Şimdi şu eksi 1'i başa alıyorduk. Eksi logaritma 5 tabanında x olur. Kuvveti başa alabiliyordum. Burası artı logaritma 5 tabanında x çarpı logaritma 5 tabanında x oldu. Eşittir. 5 demek 25 demek 5'in karesi. Şu kareyi başa alalım. 2 çarpı logaritma 5 tabanında 5 geldi. Şimdi logaritma 5 tabanında x'e a diyelim. Bakın şurası a çarpı a'dan a kare gelir. Şurası eksi a geldi. Şurası da 1 yaptı ki 2 var. 2'yi de buraya alalım. Eksi 2 geldi. Eşittir 0. Şimdi çarpanlarını ayırıyorum. Eksi 2 ile 1 diye çarpanlarına ayrılır bu. Demek ki a dediğim şey bir 2 gelir. Şuradan devam ediyorum dostlar. Bir de a dediğimiz şey eksi 1 gelecek dostlarım. A bir 2 bir de eksi 1 geldi. Biz neye a demiştik? Logaritma 5 tabanında x'e. Hadi şimdi logaritma 5 tabanında x eşittir 2 gelecek.
5'i gaddarlık özelliğinden buraya attım. X eşittir bir 5'in karesi. Yani 25 çıktı. Şurada düzenleyelim. Logaritma 5 tabanında x eşittir eksi 1. X eşittir 5 üzeri eksi 1. Yani 1 bölü 5 de buradan gelecek. 1 bölü 5 ile 25 olacak. Yani Denizli şıkkı sorumuzun cevabı gelecek dostum. Ve geçtim 3 numaralı soruya. Bakalım bu amca ne diyor? İşte denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı nedir diye bir soru sormuş. Biz hemen burada 5 üzeri ln x 2 kez kullanılmış dostlarım. Buna bir a diyelim. Şurası a. Artı burası da 5 üzeri 1 çarpı 5 üzeri eksi ln x diye geçer ki 5 üzeri 1 5 diye yazayım. 5 üzeri ln x şöyle yazılmaz mı? 1 bölü 5 üzeri ln x eksi takla attır demekti. Yani 5 üzeri ln x yerine de a yazıyorum. O zaman 1 bölü a oldu. Yani 5 bölü a diye de buraya yazdım bunu. Eşittir bir de 6 var dostlarım. Onu da şöyle eksi 6 eşittir 0 diye yazıyorum. Bakın daha önceden çözdüğümüz bir soru haline döndü. Şimdi her tarafı a ile genişletelim. A kare olur. Artı 5 eksi 6a eşittir 0 oldu. Yani a kare eksi 6a artı 5 eşittir 0. Çarpanlarını ayırıyorum. Eksi 5 ile eksi 1 diye. Demek ki a eşittir bir 5. A eşittir bir de 1 gelecek dostum. Biz neye a demiştik? 5 üzeri ln x'e a demiştik. Demek ki bu 5'e eşit. Yani 5'in birinci kuvvetine. Tabanlar aynı olduğu için ln x eşittir 1, ln e 1'e eşitti. Demek ki x eşittir bir e çıktı. Şurayı düzenleyelim. 5 üzeri ln x 1 olacakmış. 5'in sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için ln x 0 olacakmış. X yerine 1 yazarsanız ln 1 sıfırdır dostum. Demek ki x bir de 1 çıktı. İşte köklerimiz bir e bir de 1. Bize de köklerin toplamını soruyormuş. E artı 1'i soruyormuş dostum. Cevabımız Ceyhan'da geldi. Dördüncü sorudayım arkadaşlar. Bakın yine çok benzeri. Hemen şuna A dediğimi düşünün şu kısma. Burası A olursa A artı 3 üzeri 1 var. Yani 3 çarpı 3 üzeri şunun eksilisi. Yani 1 bölü A geliyor. Yine az önceki sorudaki gibi eksi 4. Hadi A ile çarpalım. A kare artı 3 eksi 4 A eşittir 0. Yani A kare eksi 4 A artı 3 eşittir 0 geldi. Eksi 3 ile eksi 1 diye çarpanlarını ayrılıyor. Yani A eşittir bir 3. A eşittir bir de 1 çıkıyor dostum. Şimdi A diye biz neye demiştik? 3 üzeri logaritma 2 tabanında x'e A dedik. Ve bu 3'e eşitmiş. 3 üzeri 1'e yani. Hemen bir toparlayalım. 3'ün birinci kuvvetine eşit. Demek ki şurası 1 olacak. Yani logaritma 2 tabanında x 1'dir. O halde x 2 üzeri 1'den 2 çıkar. Büyük kökü soruyor bize. Bir kökü 2 bulduk. Bakalım diğer kök ne çıkacak? 3 üzeri logaritma 2 tabanında x eşittir 1. 3'ün sıfırıncı kuvveti 1'dir. O halde logaritma 2 tabanında x 0'dır. Gaddarlık özelliğinden 2 üzeri 0 gelir x, yani 1 gelir. X bir 1 bir de 2 çıktı. Büyük olan 2 olduğu için 2'yi işaretledim dostlarım. Ve hemen süre dolduğu için, yavaş yavaş bittiği için diğer teste bir sonraki videoda geçeyim. Sonra birleştireyim bunları arkadaşlarım. Kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Bir hayli de olmuş aslında. Hadi bakalım bir dahaki videoda görüşürüz. Dostlar 28 numarayı da çıkartıyorum hemen aradan. Şimdi eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Tabanlar aynı. Ne yapıyorduk? Üstleri çarpacağız değil mi dostlarım şimdi? Şöyle olacak. Logaritma 3 tabanında x eksi 4 çarpı x artı 4. Şöyle x eksi 4 çarpı x artı 4 gelecek ki bu da 2 kare farkıdır. Yani x kare eksi 4'ün karesi 16 geldi. Ve bu da eşitmiş dostum. Küçük eşitmiş daha doğrusu 2'ye. Şimdi 3'ü gönderdik buraya hemen.
gaddarlık özelliğini kullandık. X kare eksi 16 küçük eşittir 3'ün karesi. Yani 9 çıktı. X kare küçük eşittir 25 geldi. Şimdi bu durumda x kare 25'ten küçük eşitse x küçük eşittir 5, x büyük eşittir eksi 5 oldu dostlar. Şimdi bir de neyi bilecektik biz? Logaritmanın şu özelliği vardı tanım kümesinde. Kuvvetimiz yani x eksi 4 dediğimiz şey büyük olmalıydı sıfırdan. Yani x büyük olmalı 4'ten. Bir de x artı 4 büyük olmalı sıfırdan. X büyük olmalı eksi 4'ten. Şimdi bunu almaya gerek yok. Çünkü bu daha büyük bir sınır. X büyüktür 4'ten daha geçerli olacak. O halde ne diyeceğim? X büyüktür 4'ten. Hatta ne çıkıyor buradan? 4'ten dedik buradan. Doğru, tamam. 4'ten büyük olacak X dediğimiz şey. 5'ten de küçük veya eşit olacak dostlar. İşte gerçek sınırımız bu çıktı. 4 ile 5 arasında. Ki o da Denizli şıkkındadır. Doğru cevabımız dedik. Ve geldik 2 numaralı soruya. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Önce 1 bölü 3'ü bir karşıya göndereceğiz. Hemen gönderelim 1 bölü 3'ü karşıya. Gerçi burada şöyle yapalım. En küçük değerini soruyor ya, çözüm kümesini sormuyormuş dostlarım. Direkt şıkları deneyerek gidelim. Mesela 4 yazalım bakalım oluyor mu? 4 yazalım. Mesela burada 3 yazamazdık değil mi? Çünkü 3 neden yazamam? Paydayı 0 yapıyor. Şıklarda olsa bile 3'ü yazmazdım dostlarım. İşte 3'ten küçük bir değer yazamazdım. Çünkü 2 yazsam mesela 2 yazdığımda burası negatif geliyor. Ki kuvvetin 0'dan küçük olmaması, büyük olması gerekiyor aksine. O yüzden bir 4'ü deneyelim biz şimdi. 4 yazınca oluyor mu bakalım? 4 yazdım. 6, 4, 1, 6 geldi burası. Logaritma 1 bölü 3 tabanında 6 küçüktür 1 çıktı. Şu 1 bölü 3 eksi olarak ters çevresin. 3 üzeri eksi 1 olsun. Bunları da başa alıyorduk. Eksi logaritma 3 tabanında 6 küçüktür 1 oldu. Eksi ile çarpalım. Logaritma 3 tabanında 6 büyüktür 1 oldu. 3'ü gönderelim. 6 büyüktür 3'ün birinci kuvveti. Evet, doğru bir şey çıktı. Demek ki 4 sağlıyor. En küçük de bu olduğu için diğer şıklara bakmama gerek kalmadı. Geldim buna. Hadi ilk etapta gaddarlık özelliğini kullanalım. 2'yi bir sağa bir de sola gönderelim. 2 üzeri 2 olur 4. Küçük eşittir. X eksi 5 kaldı. Küçüktür 2 üzeri 4'ten 16. 5 ile toplayalım dostum. 9 küçük eşit X. Küçüktür olacak burası. 21 geldi. Şimdi bu aralıktaki sayıları sayalım hemen. Kaç tane olduğunu bulalım dostlarım. 9 var. 10 var, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 değerleri var. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane tam sayı değeri vardır diyebiliriz. Geldik bu soruya. Bakalım bu ne diyormuş dostum. Şimdi ilk önce 1 bölü 2'yi buraya bir gönderelim dostlar hemen. 1 bölü 2 gidince gaddarlık özelliğini yaptı, bu kaçtı. 1 bölü 2 buraya geldi. Burada şu kaldı. Logaritma 3 tabanında x eksi 1. Burası da küçüktür oldu. 1 bölü 2 üzeri eksi 1'den şöyle 1 bölü 2 üstünde eksi 1 var. 2 olacak değil mi dostlarım? Eşitsizliği yön değiştirdim. Çünkü logaritmanın tabanı eğer ki 1'den küçükse eşitsizlik yön değiştirecek dostlarım. Şimdi 3'ü de gönderelim buraya. Ne oldu? X eksi 1. 3 buraya gelirse 3'ün karesinden 9, x küçüktür 10 geldi. Yani 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye bu şekilde gidiyor. Gider bu şekilde. Peki x eksi 1'in de biz ne biliyorduk? X eksi 1 büyüktür 0 olacaktı. Yani x büyüktür 1 olacak. O halde 1'den aşağısındakileri almayacağım. 1'den büyük olacak. Peki x yerine 2 yazdığını düşün dostum. 2'den 1 çıktı. 1 geldi. 1 geliyor ve 1 olursa da ne olacak dostum? 1 olmayacaktı değil mi? Kuvvet dediğimiz şey 1 olmayacak. Bakın 2 olmadığında fark edin demiş zaten. Çünkü kuvveti 1 yapıyor. Bu da olmayacak. Ne kaldı geriye? 9'dan 3'e kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değer vardır diyebilirmişiz dostlarım. Ve böylelikle 28 numaralı köşe taşını da gömmüş olduk.
Evet, 29'da birazdan devam ediyorum dostlar. Dostlar 29'da bir gömelim istedim arkadaşlarım. Hemen şöyle birinci sorusuyla bir başlayalım dostlar. Sıralama sorusu mu sorusu varmış 29 numarada. Şimdi şöyle yapacağız kardeşlerim. Önce bunları normal üstel hale bir dönüştürelim. Gaddarlık özelliğini kullanalım. Şu 3 bu A'nın altına girecek. 3 üzeri A eşittir 10 oldu ki biz buradan şunu soracağız kardeşim kendimize. Acaba A kaç olursa 3'ün kuvveti 10'a yaklaşır diye soracağız. Mesela 1 olsa A 3 olur, 10'dan küçük. 2 olsa 9 olur, 10'dan yine küçük. 3 olsa 27 olacaktı, 10'dan büyük. Yani demek ki A dediğimiz sayı 3'ten küçük bir sayı olacak ki, çünkü 3 olursa ne oluyor? 27'ye eşit oluyor ki 10'dan daha büyük bir sayı çıktı. Ve 2'den de büyük olacak ki A dediğimiz sayı, yani 2 olsaydı 9 geliyordu bu durumda. 9'dan büyük olacağını bildiğim için 2'den büyük, 3'ten de küçük olacak dedim dostlarım. Şimdi aynı şeyi B için yapıyorum. Bakın burayı da iyi dinleyin şimdi. 5 üzeri B olur eşittir 8. Şimdi soralım kendimize. 5'in kaçıncı kuvveti 8'e eşitlenir diye soracağız. Tabii ki direkt kuvvetini bilemeyiz ama en azından belli bir aralığını bulabiliriz dostlarım. Mesela 1 olsa 5 olacaktı. Demek ki 1'den büyük bir sayı. 2 olsa 25 olacak. Demek ki 2'den de küçük bir sayı olacakmış. Son olarak C için yapalım bir de bunu. 4 üzeri C eşittir 3 olacak. Hadi bunu da bir konuşalım dostlarım. Şimdi C dediğimiz sayı 0 olsaydı 1 olurdu burası. Evet, 3'ten küçük. 1 olsaydı 4 olurdu ki bu durumda da 3'ü çok geçiyordu kardeşim. Demek ki C dediğimiz sayı da 0 ile 1 aralığında bir sayı olacak. İşte bakın bu bilgilere göre bir sıralama yaptığınızda içlerinde en büyük olan A. A büyüktür. Sonra B. B büyüktür. C. İşte A, B, C. En küçükleri C olacak. Demek ki cevabımız Bursa'daymış diyeceğiz dostlarım. Ve geldim ikinci soruya. Bakalım burada ne yapacağız? Yine aynı muhabbeti kullanalım. Gaddarlık özelliğini bir yapalım arkadaşlarım. 1 bölü 2 buraya gelecek. 1 bölü 2 üstünde A çıkacak burası. Eşittir 5 oldu. Şimdi soralım kendimize. A dediğimiz sayı hangi aralıkta olacak ki 1 bölü 2'nin üstüne yazıldığında 5'in 5 ikisinin arasında kalsın. Mesela şimdi A'ya biz eksi 1 desek 2 üzeri eksi 1 2 yapar. Tamam, 5'ten küçük. Eksi 2 desek 2 üzeri eksi 2 4 yapar. Yine 5'ten küçük. Eksi 3 desek 2 üzeri eksi 3 8 yapar. 5'ten büyük. Demek ki eksi 3 A'ya biz eksi 3 değerini verirsek 5'i geçiyor. O zaman eksi 3'ten küçük bir sayı olacak A. Eksi 2 değerini verdiğimde de 5'e yaklaştı arkadaşlarım. Eksi 4 değerini buldum. Demek ki eksi 2 ile eksi 3 aralığındaymış A dediğimiz sayı. Şimdi B için de yapalım aynısını. Gaddarlık özelliğini kullandım. 1 bölü 3'ün B'inci kuvveti çıktı. Bu da neye eşitmiş? 30'a. Şimdi değer vermeye başlıyorum. B'ye eksi 3 değerini versem 3'ün eksi 3'üncü kuvveti olur. Eksi 27. Demek ki eksi 3'ten büyük bir değer vereceğim B'ye. Başka eksi 4 değerini versek arkadaşlarım. Eksi 4 değerini. Eksi 4 verdiğimizde de ne olacak? Eksi 4 dedir dersek de ne oluyor lan 3'ün eksi 4'üncü kuvveti? Ha, söyleyemedim. 81 bayağı bir büyük çıkıyor arkadaşlarım. O zaman eksi 4'ten de küçük bir değer verecek. Gerçi biz bunları hep yerlerini değişik yazmışız arkadaşlarım. Eksi 4 burada, eksi 3 burada olacak. Ama neyse, oraya takılmayın. Boş verin orayı. Son olarak bir de şu 5'i bu tarafa atalım. 5 üzeri C eşittir 2 bölü 3 oldu dostlarım. Şimdi C'ye değer vermeye başlayalım. C'ye eksi 1 versek 1 bölü 5 olur. Evet, eksi 1 ile 0 versem de 1 olur. C eksi 1 ile de 0 aralığında olacakmış arkadaşlarım. İşte şimdi gelin buraya göre dizdiğinizde hangi cevap geliyormuş? Ben direkt bakayım cevap anahtarından. Ceyhan şıkkı çıkıyormuş arkadaşlarım. Çok uzatmadım, geçtim. Geldim buraya. Üçüncü sorumuz. Yine sıralama sorusu dostlarım. Bakalım neler yapacağız.
Şimdi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye bir soru sormuş. Şimdi ilk önce şuna bakalım. Taban dediğimiz şu A sayısı mutlaka sıfırdan büyük olacak. B sayısı da mutlaka sıfırdan büyük olacak. Yani bir kere şu Adana şıkkını bir geçelim arkadaşlar. Sıfırdan büyük olmalı. Alt sınırımız sıfır olmalı. Doğru, birden de büyük olabilirler ama biz alt sınırımızı sıfır olarak belirledik. Bir kere sıfırdan büyük olacakları kesin. O yüzden alt sınırda sıfır yazmalı dostlarım. Şimdi diğerlerin diğer kısma gelirken de şöyle yapalım. Bunlara biz bir kafamızdan sayısal değer atalım. Madem ki bu küçükmüş, o zaman buna eksi 3 diyelim. Buna da eksi 2 diyelim dostlarım. Bu eksi 3'e eşit olsun, bu da eksi 2'ye. Eksi 3 küçüktür eksi 2'den, onlar da küçüktür sıfırdan dedim. Şimdi şuradan hemen gaddarlık özelliğini kullansak. A üzeri eksi 3 eşittir 5 oluyor dostlarım. Şuradan gaddarlık özelliğini kullansam B üzeri eksi 2 yine eşittir 5'e oluyor. Hatta 1 bölü A küp eşittir 5, 1 bölü B kare eşittir 5 çıktı dostlarım. Bu da ne demek? İkisi de 5'e eşit oldu ya. 1 bölü A küp eşittir 1 bölü B kare oldu dostlar. Şimdi A'ya bir değer atalım burada. Sıfırdan büyük olacak. Hemen bir değer sallıyorum. 1 bölü 4 olsun mesela. A 1 bölü 4 ise burası ne yapar? 1 bölü 4'ün küpü 64. 1 bölü 64'ü de ters çevirirsem 64 yapar burası. Peki B kare ne olacak bu durumda? 1 bölü 8 olacak ki B dediğimiz şeyde. Ters çevirip çarptığımda 64'e eşit olsun. Bakın A 1 bölü 4, B 1 bölü 8 çıktı dostlarım. Bu da demek oluyor ki AB'den büyük bir sayı olacak. AB'den büyük burası var. AB'den büyük burası var. AB'den küçük bu gitti. AB'den küçük bu gitti. Bakın bir de ne dedik? İkisine de 0 ile 1 aralığında bir sayı değeri verdim değil mi? Demek ki birden de küçük olacak. Cevabımız Denizli çıktı diyebiliriz dostlarım. Geldim son sorumuza. Yine burada da değer verme yapacağım. Zaten bakın hocam da aşağıda yazmış arkadaşlarım. X, Y, Z için değer verirseniz daha kolay olur demiş. Biz de şimdi değer verelim. X ile Y birden küçük, Z birden büyük. Z'ye 2 verelim arkadaşlarım. X ile Y'ye de birden küçükler madem. X'e 1 bölü 4 verelim. Y'ye de 1 bölü 2 verelim arkadaşlarım. Bakalım bu duruma göre bir sıralama yapalım, nasıl olacak görelim. Şimdi A dediğim sayı 1 bölü 4'ün 3. kuvveti. Gaddarlık özelliğini kullandım. 1 bölü 4'ün A'ncı kuvveti eşittir 3 oldu. Şuna gaddarlık özelliğini kullanalım. Y 1 bölü 2 idi. Buraya attık. 1 bölü 2'nin B'nci kuvveti 3'e eşit oldu. Z 2 idi arkadaşlarım. 2'yi buraya attık. 2 üzeri C eşittir 3 geldi. Şimdi aslında buradan bile sıralamamızı görebiliyorsunuz dostlarım. Hangisi daha büyük, hangisi daha küçük. Buradan bile belli oluyor ama biz yine de şöyle bir yavaş yavaş konuşalım bunları. Şimdi 1 bölü 4'ün 0. kuvveti olsaydı 1 olurdu. Eksi 1. kuvveti olsaydı 4 olurdu. Demek ki 0 ile eksi 1. kuvvet aralığında bir değer olacak. 0'dan büyük A, sıfırdan küçük, eksi birden de büyük olacak diyebiliriz A için. Peki B'yi konuşalım. Şimdi B'ye de bir değer, eksi bir değerini versem 2 olur. Eksi 2 değerini versem 3'ten büyük bir değer çıkar. Demek ki eksi 2 ile eksi 1 aralığında olacak B'ye. Onu da böyle yazdık. Son olarak C'yi konuşuyoruz arkadaşlarım. C dediğim sayı 1 olsa direkt, C 1 çıksa 2'ye eşit olur. 2 olsa 4 olurdu. Demek ki 1 ile 2 aralığında da bir değer bu amca çıkacak arkadaşlarım. Şimdi bu duruma göre sıralayalım. Bir kere içlerinde en büyükleri C. Pozitif bir değer alacak bir kere. C en büyükleri olacak. Şunları sildim. Sonrasında A mı daha büyük, B mi daha büyük? Bakın A daha büyük. 0'a daha yakın bir değerde sonuçta. O zaman cevabım Edirne gelecek diyebiliriz dostlar. Evet, 29'u da gömdük arkadaşlarım. 30'a geçeceğim. 30'un bu köşe taşıymış. Onu bir bulalım. Neyse şurada bir durdurayım. Birazdan geçerim arkadaşlarım. 30 numarayı aldım arkadaşlarım. Ve başlıyorum çözmeye. Birinci sorumuz. Bakalım ne diyor.
Yandaki verilen ABC üçgeninde verilenlere göre X'in en büyük tam sayı değeri kaçtır diye bir soru soruyor. Yani üçgen eşitsizliği yapacağız burada dostlarım. Şöyleydi üçgen eşitsizliği. Logaritma x'li olanı ortaya yazalım biz. Logaritma x küçük olacaktı diğer ikisinin toplamından. Yani logaritma 3 ile logaritma 9'un toplamından küçük olacak. Büyük olacaktı ikisinin farkından. Yani logaritma 9 ile logaritma 3'ün farkından da büyük olacak. Peki tabanlar aynı, ikisinde de 10. Eksi işareti çıkarma işlemi varsa bölüyorduk kuvvetleri arkadaşlarım. Burası ne oldu o zaman? Logaritma 10 tabanında 9 bölü 3'ten 3 küçüktür. Logaritma 10 tabanında x yine küçüktür. Toplama işlemi olduğunda da ne yapıyorduk? Üstleri çarpıyorduk. Logaritma 10 tabanında 27 diye yazdım burayı da. Şimdi hepsinin tabanı aynı olduğu için tabanları geçtim. X demek ki 3'ten büyük, 27'den küçük. En fazla kaç olur arkadaşlarım? X 26 olur dedim. Cevabım Bursa geldi. Ve geldim ikinci sorumuza. BAD, burada bakın bir açıortayımız var. AB'yi vermiş, AC'yi vermiş, BD bölü DC'yi vermiş. Şimdi açıortay için ne demiştik? Kollarımız vardı, ayaklarımız vardı. Konu anlatım videosunda yaptık bunları arkadaşlarım. Ve dedik ki kolların oranı, yani AB bölü AC, yazıyorum onu. AB'miz 2 elen x bölü, AC'miz de elen x küp. Hatta bu küpü de ne yapıyordum? Başa alabiliyordum. Şöyle başa alayım bunu da. Eşit olacakmış BD bölü DC'ye, yani ayakların oranına. Bu açıortayın özelliği arkadaşlarım. Kolların oranı ayakların oranıyla aynıdır. BD bölü DC'yi de bize direkt vermiş. Logaritma 10 tabanında demiş. A üzeri bakın 2 bölü 3 diye çıkar değil mi? Bu köklü sayı dışarıya. Bu şekilde yazdım. Şimdi şuradan elen x'ler gitti. 2 bölü 3 eşittir. Bakın şu kuvveti de başa alalım biz. 2 bölü 3 diye yazalım. Çarpı logaritma 10 tabanında a olsun burası. 2 bölü 3'ler de gitsin. Burada 1 kalsın. 1 eşittir logaritma 10 tabanında a. Gaddarlık özelliği yapalım. 10 üzeri 1 eşittir a. Yani a dediğimiz sayı 10 çıktı diyebiliriz dostlar. Ve geldik üçüncü sorumuza. Olduğuna göre diyor x değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi burada ne yapacağız dostlarım? Bu çubuğun boyu üstten topladığımızda AD, yani şu logaritma 16 ile şunun toplamıdır. Alttan topladığımızda da şununla şunun toplamı olacak. O halde şurada yapalım dostlarım. Şimdi şu kısımda yapalım bunu, biraz uzun sürecek. Logaritma 16, yani ne demek bu? Logaritma, yok böyle dursun, 10 tabanında 16 diye yazalım. Artı 4 çarpı logaritma bilmem ne. Şimdi bu 4'ü biz tekrar geriye kuvvetin üstüne yazabiliyorduk değil mi? O zaman şöyle olacak. Logaritma 10 tabanında şu 4. dereceden x'in 4. kuvveti gelecek ki bunlar da sadeleşecek. Bir tek x kalacak burada arkadaşlarım. İşte bu üstten uzunluğu. Alttakilerin de toplamı aynısı olacağından bunları da toplayalım. Logaritma 10 tabanında 3x artı 10 artı şu 4'ü de tekrar ben geri kuvvetin üstüne alıyorum arkadaşlar. Şuraya yazdım 4'ü tekrardan. Bakın ne oluyor? Şu 4 ile şu sadeleşti. Bir de 1 bölü 3'ün 4. kuvveti kaldı. 1 bölü 3'ün 4. kuvveti, yani 1 bölü 81. Şöyle yazayım. Logaritma 10 tabanında 1 bölü 81 çarpı 162 kaldı bir tek arkadaşlar. Bakın bu 4'ü tekrar buraya kuvveti aldım. 4 hem 1 bölü 3'ün üstünde, 1 bölü 3'ün 4. kuvveti, yani 1 bölü 81, hem de 4. dereceden kök içerisinde 162'nin üstünde ki 4. dereceden kökle bunu sadeleştirdim, sadece 162 kaldı. Şimdi tabanlar aynıysa üstleri çarpıyorduk arkadaşlarım. Şöyle oldu burası. Logaritma 10 tabanında 16x eşittir. Şunları bir düzenleyeyim. Şurası 81 ile bu sadeleşir. 2 kalır. Yine tabanlar aynı olduğu için üstleri çarpıyorum. Yani logaritma 10 tabanında 3x artı 10 ile 2'yi çarpacağım. 6x artı 10. Tabanlar aynı olduğu için
Üstler birbirine eşit. 6x'i buraya attık arkadaşlarım. Yok, 6x artı 20 oldu burası 2 ile çarpınca. 10x kaldı eşittir 20. X eşittir 2 çıktı dostlarım. Cevabımız Adana'dan geldi arkadaşlar. Evet, geçtim şimdi 3. sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Şöyle bir ayarlayalım 3. soruyu da. Evet, burada da Pisagor yaptıracak bize dostlarım. Pisagor neydi? Hipotenüsün karesi yani a kare eşittir dik kenarların kareleri toplamı. B kare artı c kare. Peki şurada da bir eşitsizlik var. Bunu ya isterseniz şöyle tek tek çarpın ya da bakın şunu görün arkadaşlar. B artı c ile a'nın toplamı, b artı c ile a'nın farkının çarpımı. Yani eşlenik çarpımı. O halde bunu şöyle yazabilirim. B artı c'nin karesi eksi ikincinin karesi eşittir 20. 2 kare farkını yazdım arkadaşlarım bunun. Kapalı şeklini gördüm. Siz isterseniz dediğim gibi b'yi tek tek dağıtabilirsiniz. Sonra c'yi, sonra a'yı. Yani 2 kare farkını görmek zorunda değiliz burada arkadaşlar. Peki düzenleyelim şimdi burayı. B kare artı c kareyi bir açalım. B artı c'nin karesini. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Eksi bir de a kare var. Eşittir 20. B kare artı c kare neye eşitti arkadaşlarım? A kareye eşitti. Burası a kare. Eksi a kare de buradan geldi. Bunlar gitti. 2bc 20 ise b çarpı c de 10 olmak zorundadır dedim. Şimdi bana neyi soruyor? Logaritma diyor. 10 tabanında b'yi bul. Peki biz b yerine c'yi bu tarafa bölü olarak atsak, 10 bölü c yazsak b yerine. Şöyle oldu. Logaritma 10 tabanında 10 bölü c. Peki yukarısı bölme işlemi ise biz bunları ayrı ayrı fark şeklinde yazıyorduk. Logaritma 10 tabanında 10 eksi logaritma 10 tabanında c. 10 tabanında 10 1 demektir eksi logaritma 10 tabanında c 1 eksi log c. Yani cevabımız Denizli'den çıktı arkadaşlar. Ve geldik 5 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyormuş. ABC üçgeninde açıları zaten yerleştirmiş. Biz de biliyoruz ki bu 3 açının toplamı 180 derece olacak değil mi dostlarım? Hemen toplayalım bunları. Şu 3'ünü toplayalım. Bakın şu 3'ü önce isterseniz başa yazarak yazalım. 90 gelir değil mi? 3 çarpı 30'dan 90 çarpı logaritma 3 tabanında x. Artı şununki 1 bölü 3 diye yazılır değil mi? Y üzerinde 1 bölü 3 demektir bu. 1 bölü 3'ü de başa alalım. 270 çarpı 1 bölü 3. Yani o da 90. Çarpı burada ne kaldı? Logaritma 3 üstünde y kaldı sadece. Artı şu 5'i yine başa alalım arkadaşlarım. 5 çarpı 18'den yine 90 geldi. Logaritma 3 tabanında z. Eşittir 180'miş bunların hepsinin toplamı. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Peki hepsini 90 parantezinde alsak. 90 parantezinde logaritma 3 tabanında x, 3 tabanında y toplama oldukları için hepsini yukarıda çarpım durumunda yazdım. Eşittir 180 dedim. Ve 90'a böldüğünde her iki tarafı logaritma 3 tabanında x, y, z eşittir 2 geldi. Hatta 3'ü de buraya gaddarlık özelliğinden kullanalım. X çarpı y çarpı z 3'ün karesi 9 çıktı arkadaşlar. Şimdi burayı bulduk. Bizden ne istiyor? Logaritma x, y tabanında z'yi istiyor dostlar ki biz de gelin x, y'yi buradan yalnız bırakalım. X, y eşittir 9 bölü z olarak bulalım. Getirip şu istediğinde yerine yazıyorum. Logaritma xy tabanında yani 9 bölü z tabanında z eşitmiş eksi 3'e. Hadi gaddarlık özelliğini kullandım. Z eşittir 9 bölü z'nin eksi 3. kuvveti. Yani z bölü 9'un 3. kuvveti oldu. Birazcık daha düzenleyeyim. Z eşittir z küp bölü 9'un küpü oldu. Şuradaki birer tanesi gitsin arkadaşlarım. Z kare kalsın. Z kare eşittir 9'un küpü. Yani 9 çarpı 9 çarpı 9. Z eşittir 3'ün karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 3'ün karesi z kare. Kareler gittiği için arkadaşlarım z eşittir 3 çarpı 3 çarpı 3. Yani 27 çıktı dostlar.
Ve geldim son soruya. Bakalım bu ne diyor? Bir dik üçgen vermiş. Dik kenarlarını vermiş. ABC üçgeninin alanı nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi üçgenin alanı neydi dik üçgende? Dik kenarları çarp ve 2'ye böl. Şimdi bu dik kenarları çarpacağım da şöyle yazayım arkadaşlar. 243 dediğim şey 3'ün 5. kuvvetidir. Şöyle olur o zaman. Logaritma 2 tabanında 3'ün 5. kuvveti çarpı, bu da logaritma 3 tabanında 2'nin 4. kuvvetidir. Çarptım ve 2'ye böldüm. İşte benden istenen şey bu. Dik üçgenin alanı. Hadi düzenleyelim bunu. Şuradaki 5'i başa alabiliyoruz dostlarım. Şöyle yazıyorum bakın. 5 çarpı logaritma 2 tabanında 3 çarpı 4'ü başa alabiliyorum. 4 çarpı logaritma 3 tabanında 2, bir de bölü 2'miz var. Şimdi bir köşe taşında yapmıştık yine. Şu üsttekiyle şu, şununla da şu sadeleşiyordu. Geriye bakın, 5 çarpı 4 yani 20 kaldı. 20 bölü 2'den de cevabım 10 geldi goberler. Evet, 30 numarayı da gömdük dostlarım. Hadi bakalım 31 numaraya geçeceğiz birazdan. Son köşe taşına geçiyorum dostlarım. 31 numaralı köşe taşımız. Bakalım ne diyor? Olduğuna göre x sayısı kaç basamaklıdır diye bir soru sormuş bize. Şimdi basamak sayısını bulmak için arkadaşlarım, neyin basamak sayısını soruyorsa onun 10 tabanında yazmanız gerekecek dostlar. 10 tabanında yazacaksınız. E burada zaten x'in soruyor ve x'i de 10 tabanında yazmış. Bu durumda karşılığında bulduğunuz ifadenin tam kısmı var ya, şuradaki 9. Bunun bir fazlası kadar basamağı vardır diyeceksiniz. İşte 10 basamaklıdır diyeceğiz dostlar sorunun cevabını. Bakın burada ne diyor şimdi? 27 üzeri 30'un kaç basamaklı olduğunu soruyor. Şimdi x yerine bu geldi. Yani ben bunun 10 tabanındaki ifadesini alacağım. Şimdi 10 tabanında 27 üzeri 30'a çevireceğim bunu. 30'u başa aldım dostlarım. 30 çarpı logaritma 10 tabanında 27. 27 de 3'ün küpüdür. Şu küpü de başa alalım kardeşlerim. Şöyle oldu. 3 çarpı 30'dan 90 çarpı logaritma 10 tabanında 3 geldi. E bize zaten logaritma 10 tabanında 3 verilmiş. Yani 90 çarpı logaritma 10 tabanı 3'ün de değeri 0.47712'ymiş dostlar. Şimdi bu ifadeleri çarpacağız. Tam kısmın bir fazlasını alacağız dostlarım. Burayı da şöyle önce 10'la çarpalım. 4 nokta olur. 9'la çarpalım. 9'la çarparsak da 41-42'li bir şey gelecek arkadaşlarım. 42 nokta bir şey geliyor ki bize tam kısmı lazım zaten. Tam kısmının bir fazlası basamak sayısını veriyor kardeşlerim. Geldim buraya. Şimdi bakın 7 üzeri 100 sayısını soruyor. Şimdi x diye bunu düşünüyorum ben. O halde hemen logaritma 10 tabanında yazıyorum bunu. 10 tabanında 7 üzeri 100. Şimdi 100'ü de başa alabiliyorum. 100 çarpı logaritma 10 tabanında 7 oldu burası kardeşlerim. Şimdi bize 10 tabanında 7 lazım. Şurada bakın neyi vermiş bize? Logaritma 10 tabanında 70'i. Şimdi bununla bir oynayalım. Logaritma 10 tabanında 70 demek 7 çarpı 10 demek ki bunu da ayrı ayrı yazıyorum toplam şeklinde. Şu şekilde bakın, üstler çarpılınca 70'e ulaştık. Eşitmiş şuna, 1.8451 sayısına eşitmiş. Şimdi şurası zaten 1 yapar. 1'dir burası. 1'i de bu tarafa atarsak logaritma 10 tabanında 7, 1 çıkarsa bundan 0.8451 oldu. O halde biz şimdi 100 çarpı logaritma 10 tabanında 7 yerine ne yazıyorum? 0.8451 yazıyorum. 100 ile çarpınca virgülü 2 basamak sağa kaydıracağız. 84.51 oldu ki tam kısmın bir fazlasını alıyorum. Yani 84'ün bir fazlası 85 yaptı goberler. Cevabımız Edirne'den geldi. Son soruma geçtim arkadaşlarım. Bunu şurada yapalım. Şimdi 60 üzeri 45'i soruyor. Biz hemen logaritma 10 tabanında 60 üzeri 45'i alıyoruz. Şimdi 45'i başa aldım. 45 çarpı
logaritma 10 tabanında 60 kaldı. 60'ı da şöyle yazıyorum bakın. 3 çarpı 2 çarpı 10 diye yazdım. Bunu da şöyle düzenleyelim. 45 çarpı logaritma 10 tabanında 3 artı logaritma 10 tabanında 2 artı logaritma 10 tabanında 10. Yani 1 diye de yazdım bunu. Şimdi 45'i de içeriye dağıtacağım dostlarım. 45 ile logaritma 10 tabanında 3'ü çarpacağız ki o da zaten neye eşitmiş? 0.47712 artı 45 ile logaritma 10 tabanında 2'yi çarpacağız. Logaritma 10 tabanında 2 de neye eşitmiş? 0.30103'e eşitmiş. Artı 45 ile de 1'i çarpacağız. 45 gelecek buradan. Ha şöyle de yapabilirdik. Hepsini 45 parantezinde şunları toplayıp alt alta daha kolay olurdu galiba. İlk önce toplayıp sonra 45 ile çarpsak da olurdu. Böyle de yapsak olur arkadaşlarım. Şimdi 45 ile 0. bilmem neyin çarpımını bulacağız arkadaşlarım. Bakalım bir bulalım ne gelecek burası. Şöyle 21'li bir şey çıkacak arkadaşlarım. 21. bir şeyler gelecek. Şurası 45 ile bunu çarptığımızda 13 noktalı bir şeyler gelecek. Bir de artı 45'imiz var. Toplayalım hepsini. 80 noktalı bir şeyler yapacak arkadaşlarım. Şöyle 79. Evet 80. Bir de bunların toplamından geliyor. 80 nokta bir şeyler geldi. 80'li bir şeyin neydi? Tam kısmının bir fazlası kadar basamak sayımız var. 81 tane basamağımız olacak diyeceğiz dostlarım. Tabii bunları böyle kafadan yapmak da öyle çok kolay değil arkadaşlarım. Kafadan da yapılmaz bunların çoğunluğu. Bence yine ilk önce burada şunları toplayıp sonra 45 ile çarpmak daha mantıklı olurdu ama yani bu kadar da şey sorulacağını ben çok zannetmiyorum dostlarım. Pekala. Hadi bakalım logaritmayı da bitirdik arkadaşlarım. Dizilere geçeceğiz. Görüşürüz bir sonraki videomuzda gobeller.